Ezel hoş geldin. Hoş bulduk. Benim oturduğum yer orası böyle şey gibi oldu biraz 23 Nisan. Bir seferlik geçeyim dedim ben de. Çok güzel görünüyorsun ama. Sağ olasın. Bu arada ev çok tarihi, gıcırdılar duyuluyorsa Evet. herkesten çok Altbau. üzüldüm. Altbau. Bugün özellikle böyle yaptım. Çünkü bizim seninle hani böyle bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var ya. Ben seninle bir araya geldiğimde konuşuyoruz biz. Evet. Röportaj yapmıyoruz. Ama insanlar öyle istemiyor. Çünkü seni sevenler şey diyor. Ya kardeş sen çok konuşuyorsun. Bu adam hep şarkı söylüyor. Bir sus da konuşsun. Ben de öyle yapacağım bugün. Seni konuşturacağım. Ben bu Tamam. kadar konuştum. Senin ne kadar sevdiğimizi, ne kadar sevdiğimi herkes biliyor. Bunları Teşekkür anlatmaya ederim. gerek yok zaten. Böyle birkaç başlıkta sana soracağım. Yani hayatı soracağım. Ama ben insanların da merak ettiği şeyleri soracağım tabii. Önce şeyle başlayalım. Sen böyle bazen Instagram storylerinde bir şeye kızıyorsun ve böyle bir şey paylaşıyorsun. Bir derdin var senin. Derdin ne senin? Ya şöyle her sabah uyanınca neden ben de bilmiyorum. İlk iş Türkiye gündemine bakıyorum. İlk iş yani. Böyle bir alışkanlığım var. Hiç istemiyorum. Sercan Almanya'ya gelmişsin. Yeni bir hayat kurmuşsun değil mi? Bak yok yapamıyorsun. Sabah böyle bir şeylere sinirlenince bir şeylerden dert yanmak istiyorum. Anlatmak istiyorum. Söylemek istiyorum yani. Çünkü nerede olursam olayım bir şekilde etkiliyor yani. Yani bundan kaçamayacağımı biliyorum yani. Türkiye'den, Türkiye'de olmaktan dünyanın öbür ucuna da gitsem. Bu yüzden bir sabah uyanıyorum ve rahatsız oluyorum. Neden rahatsız oluyorum? Benim dünyada işte gördüğüm yani başka yerlerde gördüğüm hayatı kendi vatandaşlarımın yaşayamamasından, kendimin de yaşayamamış olmasından rahatsız oluyorum. Ya hepimizin bildiği gerçekler var yani zaten. Oturup uzun uzadıya anlatmaya bile gerek yok aslında. Bu statükodan, bu olan şeylerden, olağanlıktan ben rahatsızım. Çünkü başka bir yol mümkün. Bunu gördüm, bunu biliyorum ve kendi insanım, kendi hayatım, kendi geleceğim için de bunu istiyorum ve bir şeylerden rahatsız olunca dayanamıyorum. Bunu normalde bir sanatçı olarak hep rap ile anlatıyorum. Ama bazen artık şarkıya bile yazamayacağın böyle bir yandan böyle içinden geldiği gibi böyle dışarı atmak istiyorsun. Benim Twitter'im yok. Ben de Instagram'dan bir şekilde yazıp paylaşıyorum. Almanya gündemini takip etsem ediyorum ama etmiyorum aslında. Yani ben Türkiye'de gibi yaşıyorum 2 senedir. Zaten benim seni tanıdığım kadarıyla sen Almanya'da Türklerin derdiyle hemdert oluyorsun. Türkiye'de de azınlıkların derdiyle hemdert oluyorsun. Evet. Nereden doğdu bu duygu? Senin azınlıkla yani nasıl anlatayım? Sen azınlıkların derdiyle dertleniyorsun. Bu duygu ilk nerelerden geliyor bu duygu? Bu duygu bana biraz daha yani geçten geldi diyebilirim. Ama şöyle söyleyeyim. Ben ilkokulla başladığım zaman mı diyeyim öyle de söylemeyeyim. Daha doğrusu yani okul Türkiye'nin bana verdiği eğitimden geçtiğim zaman azınlıklara karşı tahammülsüz bir insan oldum. Yani böyle yetiştim aslında. Bunun nereden geldiğini ben de bilmiyorum. Kimsenin bana Kürtleri sevme dediğini hatırlamıyorum. Fakat ne olduysa ya da ne bittiyse şöyle bir an hatırlıyorum. Yani mesela otobüsteydim. Yaşım 12 falan 13 falan. Zaten aslında her şeyle yeni tanıştığım zaman işte raple de öyle şeyle de öyle. Otobüste iki kişinin Kürtçe konuştuğunu hatırlıyorum ve içten içe böyle gıcık olduğumu hatırlıyorum mesela. Niye Kürtçe konuşuyor ya bunlar falan? Yani öyle bir yani demek ki öyle bir şekilde bir şey empoze edilmiş ki küçük yaşta hamur gibiyiz hepimiz. Yani neyle yoğurursan biraz öyle çıkıyor. Böyle bir anımı hatırlıyorum mesela. Yıllar sonra işte bu duyguyu nasıl açtım bilmiyorum tabii. Göre göre biraz müzik hayatımı değiştirdi. İşte Bob Marley'in şarkılarını dinleyip anlamak, rap şarkılarını dinleyip anlamak, İngilizce bilip işte aslında bu adamların ne dediğini anlamak. Mesela kendimi hip hop'un bir parçası olarak işte görüyordum mesela. İşte ben bir rapçiyim. Bakıyorum rap ne üzerine kurulu? Belli bir zümrenin ezilmesi üzerine kurulu. Bunları ilk başta Türkiye'ye oturtamıyorsun. Yani Türkiye'de de o var hani. Türkiye'de mesela bir ırkçılık var. Fakat mesela bu bir ten rengi üzerine değil. Amerika'da olduğu gibi işte siyah beyaz kölelik. Yani ben işte azınlıklara karşı tam aksine tamamen şey yetiştim yani. Azınlıklara kör gözle bakan işte hatta faşist diyebileceğimiz, ırkçı diyebileceğimiz şeyler varmış içimde yani. Daha doğrusu bunu hatırlıyorum şimdi. Sonra ne oldu işte bilmiyorum. Biraz müzikle dediğim gibi. Reggae dinledikçe, işte rap dinledikçe. Bir de tabii başka bir kısmı daha vardı yani. Benim hayatım hep bir sınıf mücadelesi, parasızlık. Yani aslında en büyük düşmanım paraydı benim. Çünkü tek duyduğum şey paraydı yani. Ergenlikten işte yani çocukluktan ergenliğe geçerken, ergenlikten yetişkinliğe geçerken tek duyduğum dert para. Başka bir dert yoktu etrafta aslında. Baktım ki diğer dertler aslında para derdini düşünmememiz için yaratılmış şeyler gibi gelmeye başladı. Yani bakıyorum Türk de aç, Kürt de aç. Niye kavga ediyoruz? Açız yani. Bu noktada aslında gerçek ayrılığın ırklar, cinsiyetler, mezhepler herhangi değil. Aslında gerçek ayrılığın dünyadaki şu an, gerçek çatışmanın sınıfsal çatışma olduğunu görüyorum. Yani
en büyük ayrımı. Çünkü dünya zaten küreselleşti. Yani öyle bir hale geldi. Bu noktada sorguladım kendimi. Fark ettim bazı şeyleri. Dedim yani ben de bu propagandaya maruz kalmış ve çok ırkçı olmuşum. Köyüme döndüğümde mesela, ki bu çocukluk yaşlarıma, yani hemen hemen Kürtçe konuşan insanlardan rahatsız olduğum 12-13 yaşlarıma geliyor. Köye gittiğim zaman köyde köpeğe kutik diyorlar. Kediye pısik diyorlardı. Kuzuya, keçiye gıdik diyorlardı. Sonra ben Ankara'da Kürtçe kursu vardı. Öğrenmek istedim çünkü. Yani hep bu ön yargıyla yaklaştığım şeyin ne olduğunu öğrenmek istedim. Hoca dedi işte köpek kutik demek. Keçi gıdik, kedi pısik falan. Ha dedim. Adamlar Kürtçe konuşuyor. Ben anlamadım yani. Böyle olunca işte baktım ki demek çok daha derinlerde, çok daha başka şeyler olmuş, başka şeyler yaşanmış ve kendimi düzelttim yani. Ben şimdi rap müzik yapıyorum. Bu Afro Amerikalıların sıkıntılarından ortaya doğmuş ki hala çekiyorlar. Seni 2021 oldu. Adamlar o zamanlar siyahi başkan bekliyordu. Siyahi başkan da geldi, gitti. Üstüne Trump geldi, üstüne bir şey ve adamlar hala çatır çatır polis kurşunuyla ölüyor yani. Bundan gelen bir şeyi ben şimdi Türkiye'de yapıyorum ama Türkiye'de olan ırkçılığa, haksızlığa göz mü yumayım dedim yani. Bunlara da ses çıkarmak lazım. Sen işte biz rapçiyiz, özeniyoruz o Afro-Amerikalılar gibi olmaya. Niye özeniyoruz yani? Belki her polis durduğunda canımızdan olacağız yani. Ama özeniyoruz. İşte Afro-Amerikalı'nın sırtını yere getirmeyecek adam Türkiye'de en iyi Kürt, ölü Kürttür diyebilir yani. Bu çelişkiyi gördükten sonra zaten iyice şey oluyorsun. Abbao, yani çözmemiz gereken dertler, sıkıntılar çok daha derinde başka bir yerlerde. Ben bu farkındalığı şansla elde ettim. Yani tak diye olmadı. Anlaya anlaya, üstüne koya koya bir şekilde kendi yaptığımız ayrımcılığın ne olduğunu fark ettim. Üstüne üstlük yaşadığımız toprağın ne büyük bir zenginlik olduğunu keşfettim. Türkiye'de zamanında işte bütün bu sıkıntıların içerisinde belli bir ortak kimlik yakalamak için bir mücadele verilmiş. Ve bu aslında sonradan birçok şeyi de yaralamış. Ama ben Türkiye'ye, Anadolu'ya baktığım zaman zaten ortak bir kimliğimiz olduğunu görüyorum. Mesela Berlin'de geçen Ermeni bir çocukla tanıştım. Denk geldi yani, şöyle oldu hatta muhabbette. İşte merhaba merhaba, ben böyle böyle, nerelisin diye soruldu bana. Ben dedim ha Türkiye'den geldim. Çocuk bana dedi ki ha dedi Türkiye dedi benim de kültürüm dedi. Ama bak ilk laf bu. Ben de oranın kültüründeyim, nasıl yani falan. Ha ben de işte dedi babam Ermeni dedi, annem Rus falan. Ben de dedi Türkiye kültürü, bak Türkiye kültüründenim dedi. Sonra ben böyle biraz acı, biraz sevinç. Ha böyle çok değişik bir duygu yaşadım yani. Gurur mu duyayım, üzüleyim mi? Bunları görünce yani aslında azınlıklara ya da böyle bir şey merhamet gibi değil de aslında acınması gereken adam benim ya. Ben ortalama Türk. Yazık ya bana, hani bu zenginlikten ben nasıl mahrum kalmışım. Azınlıklar çok acı çekmiş. Ermenisi, Rumu, Kürdü, Alevisi. Ama ben bu ortalama Türk olarak ya ben çok mahrum kalmışım aslında. Ya en yazık bana, en acı bana. Ben bu kadar zenginlikten fakirliğe düşmüşüm yani. Tek böyle bir şeyin peşinde koşuyorum. Aslında o da değerli yani. Türkiye'deki Anadolu'da yaratmaya, yaşatmaya çalıştığım bütün kültür değerli ama aslında bu nasıl diyeyim? Yani biraz bunun ben alıcısıyım yani. Kör alıcısıyım yani. Keşke daha fazla kültürle iç içe yaşasaymışız. Daha fazla öğrenseymişiz. Çünkü şey değil ki mesela Ermeni ya da Yunan ya da Alevi ya da Türkiye'deki herhangi bir azınlık. Süryani, Arap, işte Keldani, artık ne diyorsan, Roman, ne dersen. Bu adamlar şeydi ki işte Almanya'ya binbir güçlükle gelmiş iltica arayan adamlar değil. Bu insanlar, bizim kavga ettiğimiz bütün insanlar var ya komşu olarak. Zaten ya beraber yaşadığımız, kan döktüğümüz, işte kız verdiğimiz, su içtiğimiz insanlar yani. Bu yüzden şunu fark ettim. Yani azınlıklar azınlık değil. Bana yazıklık daha çok ya. Onların gitmiş olmuş olması, Anadolu'nun bu zenginliğinin gitmiş olması bana yazık. Türkiye'ye yazık. Bütün anlamlarıyla, bütün olgusuyla Türkiye'ye yazık. Yoksun kalmış olmamız. Birliğimizden, varlığımızdan, farklı unsurlarımızdan. Biz diyoruz yani gökkuşağı çok güzel ama tek renk olsaydı keşke falan. Bütün gökkuşağı işte sarı renk olsaydı. Yani o zaman öyle olmayacaktı işte. Yani biz ondan mahrum kalmışız. Bu yüzden azınlıkları bu şekilde destekledim. Çok uzun konuştum ama. Videonun adını da koydum bu arada. Seni tanıdığım günden beri hep aynı kanıdayım. Bir dünya insanıyla tanıştım ben. Ve dünyayı tanıdıkça memleketine öykünen bir insan tanıdım. Yani. Bir başlık daha açacağım şimdi. Hı hı. Madem bugün bu kadar böyle kalbini açıyorsun. Başlığın adı Gurbet. Gurbet.
Başta işte yine bu yani Türkiye'de büyüyen işte bir çocuk olarak gurbeti işte televizyonlardan, türkülerden, Almancılardan öğrendik işte. Gurbet kavramını ben tabii hafife almışım aslında. Biraz işte gurbet mesela. İnsanlar ilk Almanya 61'de gelmişler. Yani bir uçak yolculuğuyla bir şeyle tak dedim mi Türkiye'de değilsin. Bin bir sıkıntıyla, trenlerle, günlerce süren yollarla gelmişler. Geri dönmek öyle hakeza geri dönemiyorsun. Gurbet aslında böyle bir gurbet. Yani artık bıraktığın, geriye dönemeyeceğin bir noktada gurbet gurbet olmaya başlıyor. Benim de şansıma işte yani bir sürü şeyin denk gelmesiyle 2 senedir Türkiye yüzü görmedim yani. Gurbeti burada tam deneyimleme başladım yani bu kadar nasıl diyeyim gurbeti hafife almışım yani çok hafife almışım aslında düşünürken gelirken fakat işte o bambaşka bir yer gönlünde öyle bir tel ki böyle ne dokunabiliyorsun ne koparabiliyorsun çok değişik bir şeymiş gurbet yani ama galiba işte Türkiye'de kendine has bir fikri olan bir avazı olan herkes bir şekilde bir noktada ayrı kalmak zorunda kalmış işte Neşet Ertaş da olsun Cem Karaca da olsun bir sürü sanatçı sayabilirim. Aslında aynı yolda olmak, onlarla bir aynı noktada olmak bana onur veriyor. Onların geçtiği yoldan geçmek. Ne bileyim işte Nollendorf'u işte Platz zamanında Türk İş'e bazarmış. İşte orada metrodan inmek, orayı gezmek bana aslında bir parçasını veriyor Neşet Ertaş'ın işte ne bileyim Cem Karaca da geçmiş bu sokaklardan bu yollardan işte onları görmeye ya daha binlerce nice vatanseverin devrimcinin geçtiği yoldan yürümek bana onur veriyor böyle diyebilirim yani gurbet benim için buna evrilmeye başladı ve tabii ki kendimi gerçekleştirmek bir insan olarak dünyayı görmek Türkiye'de gördüklerim yaşadığım deneyimleri dünyada yaşamak ve bütün dünyada yaşadığım deneyimleri de elbet bir gün Türkiye'de yaşamak aktarmak anlatmak isterim gurbet benim için bunların bir toplama yine bir yuva yani gurbet de bir vatan oldu artık benim için o duyguyu da hissediyorum ama nihayetinde gurbet işte o umuda sahip olabilmek o geri dönüşü isteyebilmek bence işte. Herkesin aklına gelen soruyu soracağım şimdi. Ankara'da olsan şu an ilk ne yapardın? Direkt arkadaşlarımı arardım. Giderdik arkadaşlarımızın barında içerdik muhtemelen. Konuşurduk, sohbet ederdik. Ankara'nın güzelliği o. Yani insanını özledin sen aslında. İnsanını özledim. İşte Ankara'da deniz olmadığı için veya işte güzel bir manzara ya da işte o Ankara bir çanaktır böyle. Ve orada deniz olmadığı için işte biz birbirimize bakarız yani. Bakacak bir manzara yok. İnsana bakıyorsun. Of. Kardeşine bakıyorsun. Sevdiğine muhtaçsın. Ankara'da çok büyük bir underground müzik sektörü var. Baktığın zaman Türkiye'nin en iyi müzisyenleri gururla söylerim bunu. Yani Ankara'dan mutlaka yolu geçmiştir ya da oradan çıkmadır. Yani Ankara'nın kendine has bir kültürü vardır. Bu da öyle işte. Ankara'da oturuyorsun. Sıkıntıdan müziğe sarıyorsun aslında yani. Yapacak bir şey olmadı ama işte Ankara'da o vardı. Biz birbirimize muhtaçtık. Yoldaşıma, arkadaşıma muhtaçtım. O da bana muhtaçtı. Birbirimize bir şeyler katıyorduk. Ve bu doğal bir şekildeydi. İstanbul ama öyle değil yani. Çok ben hemen seni ezeyim de şey yapayım. Ama Ankara'da gel beraber çıkalım yukarı. Yani böyle bir mentalite vardı. O yüzden Ankara'ya şu an gitsem ilk yapacağım şey dostlarımı görmek olur. Arkadaşlarımı, kardeşlerimi ki onlar bana en zor zamanında baktılar, destek oldular, yardımcı oldular. Ezel sende mistik bir şey var. Biri sana bir şey sordu, sen şöyle söyledin. Dedin ki ben ilişkilerimi mistik kuruyorum. Hı-hı. Mistik bir hisle. Hı-hı. Ne o? Bilmiyorum yıllar içerisinde gelişmiş olan bir duygu olabilir, his olabilir. Yani bu şöyle iki işte can birbirini bulunca bir şeyler oluyor yani. Böyle mesela bu işte reggae kültüründe olan bir şey mesela söyleyeyim. Şimdi mesela o reggae rasta kültüründe şöyle bir kavram vardır mesela. Sen ve ben yoktur. Ben ve ben vardır. Topluluktaki işte başka bir insan için yani ben ve ben dersin. Ya bu gerçek bir kardeşliğin sembolüdür gibi düşün. Ben de işte bu insanları gördüğüm zaman yani gönülden, art niyeti olmayan, yaşamak için yaşayan, niyetini anladığın insanla bir arada oluyorsun. Zor. İyi insan bulmak zor. Güzel insan bulmak zor. Sırf kendine bir şey katmak için yaşayan. Yani bir insanın benden en büyük menfaati benden bir şey öğrenmek olduğu zaman ya da kendisine bir şey katmak için yani maddi anlamda değil ama bilgisel anlamda ki genelde o insandan ben de çok şey öğreniyorum. Aynı anda simültane oluyor bu. O insanı bulduğum zaman kaybetmemeye çalışıyorum. Efsane. Onun dışındaki de insanlardan götüm kaçıyor. Ayna gibisin bazen vallahi. Teşekkür ederim. Çünkü gerçekten ben senden çok şey öğreniyorum yani. Ben de. Gleichfalls. Ebenfalls.
Almancam da bak gelişti. Yani benim son zamanlarda en çok şey öğrendiğim birkaç insandan bir tanesisin. Neyse, ben bugün az konuşacağım. Şimdi bu videoyu çekeceğimizi söylediğim andan beri çok mesaj geliyor bana. Hı-hı. Diyorlar ki tamam, Ezhel devlet meselelerine çok dert yanıyor. Dertleri var, müzik zaten yaptığın şarkılar efsane. Benim gibi adam rap dinledi yani. Başka bir şey söylemiyorum yani. Babam ya. Babam seni dinliyor yani. Benim babam. Diyarbakır etrafında bağlar var, bağlar var. Oradan sakatata geldi. Sevdi çünkü, o da demek ki mistik bir şey. Özel hayatınla ilgili sormuyorum. Hı. İnsanlar soruyor bunu. Evet. Diyorlar ki Ezhel'e aşkı sorar mısın? Aşkla ilgili ne düşünüyor? Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın? Bu cümleyi nerede yazdın? Nasıl yazdın? Sanatı ifade ederken işte aşk en güçlü duygulardan biri. Bizim de işimiz işte bu duyguyu aktarabilmek, insanların orada bir parça bulabilmesini sağlamak. Ama tabii bu bir zorunluluk olduğu için değil. Yani kendiliğinden geldiği için. Ben mesela felaketi Pendik'te olmuşunda yazdım aslında. Çok güzel bir gündü, unutmuyorum. Bundan galiba 4 sene falan. 4 sene. Dolmuştaydım. Güneş böyle yani ayaktayım böyle. Güneş böyle yüzüme vuruyor, hissediyorum. Sıcak da bir gün. İnsanlar oturuyor böyle. Ben de tabii ki şey düşünüyorum işte, o sevdiğim, eski sevdiklerim. Gönlümde kalan yaralar. Biraz pastoral bir rapçiyim diyebilirim. Güneş, işte doğa, işte yağmurlar, felaketler. Pastoral şiiri severim. Doğayı içine katan, zaten bizim ozanlık geleneğimizde değil yani. Doğa ve işte edebiyat iç içe. Oradan yani böyle içimdeki sevgiye, o güzelliği nasıl anlatabilirim? Yani böyle doğanın gücü karşısında ya da güzelliği karşısında kalırsın ya, işte felaket yani. Bir doğa felaketi korkunç olduğu kadar güzeldir, ya da hep deriz ya, korkunç güzel ya. Hani böyle ondan esinlendim de yazdım yani. Öyle diyebilirim. Ama güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın derken bir yüz vardı değil mi gözünün önünde? Tabii yani şey, ya bir gülüş vardı. Bir gülüş vardı, tamam. Şöyle bunu yani bir istiyorum. Gülüş de hani bazen bir insan öyle güler ya. Dünyaları sığdırmasın, bırak güneşleri, evrenleri, Andromeda galaksisini, Centauri yıldızını sığdıramazsın yani. Bırak güneşi. Böyle ona muhtaçlık işte. Bak gene şair oldum ha. Sercan, muhteşemdi. Bugün yani ben böyle sabaha kadar konuşsan dinlerim ve bir sürü insan da böyle düşünüyordur ama son bir şey soracağım ve seni sonra azat edeceğim. Sen çok fazla para kazanabilecek, çok fazla insana ulaşabilecek, memleket senin için sadece gidip denize gireceğin bir yer değil. Aslında bir piyasaydı. Fakat sen başını belaya soktun. Ve bunu yaparken de çok, hani bazıları atıp tutuyor, salla onları. Biramı içmişti, kafamı... Ben seni çok iyi tanıyorum. Senin 24 saatin bilinçli. Yani sen yaptığın her şeyi çok iyi bilen bir adamsın. Bana birisi seni sorarsa şöyle derim. Biz Kreuzberg'de seninle bir kere yürüyorduk. Dedim ki şuradan karşıya geçelim. Sen ne dedin biliyor musun? Şuradan ışıktan geçelim. Bu arada annene, ben tanımadım anneni ama ellerinden öpüyorum. Çok iyi bir çocuk yetiştirdim. Teşekkür ederim. Senin kadar kurallara uyan bir adam ben tanımadım. Avrupalı olduk artık. Ama sen öylesin. Kişiliğinde var o. Defalarca bu eve geldin. Hep balkonda içtin sigaranı. Ben bir kere sana teklif ettim. Dedin ki hayır, ben balkonda içim. Önemli değil. Niye bunu yaptın? Yani neden insanların öleceği şeyler için, öleceği yanlış söyledim. Uğruna öleceği şeyler için, uğruna öleceği şeylere elinin tersiyle ittin. Bunu niye yapıyorsun? Son sorum bu. Benim tek istediğim kendi yaptığım şeyle karnım doyurabilmekti. Sadece yani en büyük tutunduğum dal buydu. İkinci olarak ben belli bir ahlaktan geliyorum. Bu yani aile, yani tabii ki ailemin katkılığından ya da şeyden bahsetmiyorum. Onların da ahlakından geliyorum. Ailem de hep böyleydi yani. Kendini asla maddiyata, paraya pula hani direkt satmamış bir aileden geldimmiş. Hatta belki sıkıntı çektim. Yani onlar hayata karşı böyle dik durdukları için, yoksa belki onlar da kendini çoktan, onları da benim gibi senin bana sorduğun şey gibi imkanları vardı bir sürü şey yapmaya, yapmadılar. Belki bunu işte bir flama altında ya da bir işte inanç, ideoloji altında yapmadılar. Düz normal insanlar olarak satmadılar kendilerini. Ben de bu ahlakla yetiştim. İkinci olarak da tabii ki de devrimci de bir ahlakla yetiştim. Kendimi yetiştirdim daha doğrusu. Bu noktada hep şunla karşılaştım. Zaten bir noktada nasıl söyleyeyim yani, zaten hiçbir şeyim yokken insanlar beni sermayeleri yapmak istediler bir şekilde. Yani bu gerçeklikle erkenden tanıştım zaten. Bir sanatçı olarak birçok bizim gibi, benim gibi arkadaşım bununla karşılaşıyordur. Bir altın yumurtlayan tavuk olarak
ki herhangi bir sanatçı öyledir. Şirketlerin ve onları hazırda bekleyen o akbabalar, işte yemek için bekleyen insanlar karşısında kim ne kadar yumurtlayacağını kendi belirler yani altını ve insanlara vereceğini. Ben bu noktada çok hakkım yendi önceden. Kendi işimi ele almadan, belki hala yeniyordur bilmiyorum ama bir şekilde nasıl söyleyeyim ya, yani bu biraz tabii daha derin bir mevzu benim için. Kendimden ödün vermek istemedim, söylediğim şeylerle çelişmek istemedim. Ben işte ne bileyim, beni dinler devrimci gençler deyip işte bir sonra hemen reklamlara oynamak istemedim ya da işte kendimi metalaştırmak istemedim. Ha, illa bir marka satacaksam kendi markam olur. Benim markam, benim yarattığım bir şey. Ben bu eğlence dünyasında bir başkasının maymunu olmak istemedim. Ben de marka kullanıyorum. Çok mu şeyim yani, antikapitalistim ya da bir şey? Kapitalizmin bağrındayım yani. Tam ortasındayım, dibindeyim. Ne kadar kendi görüşlerim çelişse bile ben de bunun bir parçasıyım ve bazen bunun kurallarına da uymak da zorundayım yani. Ama bu noktada ne olursa olsun ve bütün Türkçe rap için de aslında dilerim yani bunu. Bizi zaten yıllarca reklam malzemesi yaptılar. Biraz da ondan geliyor. Rap arka fon müziği oldu. 2000'lerde böyle yapılardı. Yo yo ye yeah, işte komik komik rap şarkıları arkada falan. E bunu görünce kusura bakmayın yani beni nasıl kullanacaklarını biliyorum. Seni beni de kullanacaklar. İlk işleri o yani. Sen şey ol. Bıdı bıdı mark ol. Biz de sana dalga geçelim. Seni çocuk müsameresi gibi gösteririm rapi falan. E bunlara biraz da bir tepki olarak yani. Marka benim köpeğim olsun. Ben niye markanın köpeği olayım? Para bende. Daha hiç yukarı kaydırmadım diyorsun. Yok. Biri bana sormuştu öyle. Ezel hiç yukarı kaydır storiesi koymuyor. Dedim koymaz. Sadece klipleri. Şarkısını koyar. Başka bir şey koymaz. Bu arada yani biz Ezel'le çektiğimiz videolar çok para kazandı bu kanalda. Bunu biliyorum, sen söylememi istemezsin ama işte bu video dahil olmak üzere Kiğ'daki benim memleketimdeki öğrenci kardeşlerime bu destek. Evet, Ezel, doğru, bunu konuşmuştuk. Şöyle, sen kendin bana destek olmak istediğini söylemiştin. Ben dedim ki hayır, gerek yok zaten, evet, kazanıyorsun. Onu da ben söylemek istiyorum. Ben de yani iyi ki, yani ben de bir karşılık verememiştim. Ya hayır, senin öyle bir şey yapmak şeylerini istediğini biliyorum ama sen bu kanalda en çok böyle ekonomik olarak desteği olan adamsın yaptığım videolarla. Gelip konuşmanla yani bile. Çok teşekkür ederim. Seni tanıdığım için. Ben teşekkür ederim. Aynı yani şekilde. Yani beni biliyorsun. Ben rapi senle tanıdım. Ben Erdal Erzincan dinliyorum. Ben de Erdal Erzincan dinliyorum. Neşet Baba dinliyorum. Ama seninle ben senin müziğini de sevdim. Bob Marley'i de sevdim. Public Enemy'yi de sevdim. Fela Kuti'yi de sevdim. Bak, Fela Kuti'nin evet, evet, plağı orada. Şimdi zombie videoyu plağı kapattıktan en sonra dinleriz. Plak. Evet, lütfen direkt. Ben de ayrıca teşekkür ederim. Sen hayatı ve çevreni değiştirebilen, güzelleştirebilen bir adamsın. Sen de İyi öyle. İyi ki varsın. Ben de sana teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Burada gurbetten yeni gelmiş bu kardeşine yol yordam gösterdin. Estağfurullah. Yolda dinledik ya. Gaster, Baytar. Nasıldı o? Kısa bir Cem Karaca'nın. Kısa bir söyleyebilir misin yoksa saçma mı olur? Es burada Arbeiter gerufen doch es kamen menschen an. Hoşçakalın. Hoşçakalın.